Elektrik süpürgesi getireyim mi? Yok yok, gerek yok. Bu halleri de açayım. Buralar alamazsın. Sera tutarım, hiç olur mu? Hayır, olmaz. Çok amaçlı değil mi? Hani bakayım, yazıyor mu öyle bir şey? O şey leke çıkarmak için. Oradan süpürerek geleceksin değil mi? Evet, artık terliklerine basmam. Terliklerim pis zaten. Sen bana şey ver. Ne? Bu da pis çünkü. Normal şey, el kalem var mı? Şurada var ya, onu at. Yalnız bu koltukları çeker misin? Şundan aldım mı aldım? Ya da şurayı alayım önce. Burayı bir kapatalım. Aynen, burayı örtelim. Sonra bu halının üstünü şey yapalım. Bu tarafı sonra yapalım istersen. Evet, öyle yapalım. Sen yine evet. Islak yere basma da. Oluşka makinesi aldın değil mi? Evet, artık onu alman lazım. Islak yere basma. Şey, baklava tepsisini al. Bana bir şey düştü. Ne düştü? Merhabalar. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İnşallah her şey iyidir. Güzeldir. Evet. Temizliğe bir önceki videoda başlamıştım. Bahçeyi temizledim filan. Buranın üstün körü bir pisliğini aldım. Şimdi Gizem de bana yardıma geldi. Burayı güzel bir temizliyoruz. Artık burada inşaat namına bir şey kalmadı. Evet, bitti nihayet. Bitti. Burayı artık kullanıma açıyoruz. Bugün de babamız geliyor. Gizem'in babası. Onlar misafir edeceğiz. Bakalım burayı görünce. Burayı misafir ederiz. Burayı görünce bakalım beğenecekler mi? Evet. He? Bence beğenirler. Beğenirler mi? Beğenilmeyecek gibi değil ki ya. Güzel oldu değil mi? Evet, çok güzel oldu. Gerçekten. Uğraştık. Evet, vallahi uğraştık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hazır burayla ilgili mevzu açıldı. Yorumlarda da çok var. Biz geçen sene çok rutubet aldık, hatırlıyorsun. Evet. Çocukların yatağının altı terleme yaptı. Evet. Dipler rutubet oldu. Sen dertleniyordun yani. Aynen. Yatakların altı sırılsıklandı. Bayağı ıslak. Yani bezle falan siliyordum yani. Bayağı evet. Soğuk. Tabii o zaman burası açıktı yani. Kapı pencere yoktu. Burası bir rüzgar koridoru oluyordu. Soğuk oluyordu yani burası. Bir de burası. Geçen sene çok soğuktu ama. Geçen yıl soğuk ve yağışlıydı tabii. Evet. Ve o yüzden de tabii burası buz gibi oluyordu. Bunların üstü de zaten bizim yatak odamızda çocukların yatak odası. Çocuklara çok etki ediyordu. Şimdi bu sene burayı kapattık. Buraya da soba koyduk. Burası da çok sıcak bir ortam oldu şu an. Bayağı sıcak değil mi? Çok sıcak şu an. Çok güzel. Şu an çok güzel burası. Ki dışarısı da soğuk yani. Evet, bir gel bir iki dakika bir bırak. Şimdi mesela burada evde çocukların orada rutubet gördün mü hiç? Yok, görmedim. Hayır. Ama bir sene var mı yani? Burada? Banyonun üst tarafında az az var. O ama geçen yıldan kalmamasın. Yok hayır, sildim biraz var. Öyle mi? Ama şey, salonun burayla tuvaletin burayla bir bağımsız tarafı yok. Yok evet, o tuvalet bunun dışında. Yani çocukların odasında görmedim hani. Ama banyonun üst kısmı işte kısmında çok az ama. Böyle hani çok böyle yoğun şekilde değil. Hafif yani. O da muhtemelen işte yağmur oluklarını atladık evet. Ya işte bir katakulleye geldik. Evet. Ondan kaynaklanıyor muhtemelen. Ama genel itibariyle evimiz bu sene iyi değil mi? Evet, bu sene buranın iyi. Buranın yapılmasıyla beraber. Evet, bayağı iyi. Yani şey olarak, dış ortam olarak, evet. İç ortam olarak gayet şey. Hani böyle, hani o köyün vermiş olduğu mesela daha önceki senelerde işte hani o eziyet çektiğimiz eziyetli hayatı artık bu sene çekmediğimizi görüyorum. Ve daha huzurla, daha mutlu bir şekilde köy hayatını yaşamaya başladık. Bence... Evet. Bu da önemli bir şey yani. Ya köyde yaşamak istiyorsanız evet. Ya evinizin gerçekten iyi olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani çünkü siz şehirde insan az çok bir konfora alışıyor. Buraya gelince damınızın akması, evin rutubet olması, işte soğuk olması
Belki hani hayatı hep köyde geçmiş insanlara normal geliyor olabilir ama bizim gibi sonradan gelen insanlara eziyet gibi oluyor. Ve pişmanlık duyabiliyorsunuz yani. O sebeple evin korunaklı ve iyi olması gerekiyor. Yani eski köy evi alacaksanız bile buna dikkat edin yani, değil mi? Tabii ki evet. Yani bu köy hayatındaki en zor taraf kış hayatı. Onun dışında yani yaz hayatının zaten bir sorunu yok. Yazın her şey çok kolay, basit. Sokakta da yani terasta da yatabilirsiniz ama kış geldiği zaman hele bir de çocuklu insansanız yani çocuklu olmasanız bile kesinlikle kışın konfor ve sıcaklık olması gerekiyor. Evet. Bence. Allah'a şükür bu sene rutubetten evet. Kurtulduk diyebiliriz yani. Rutubet tabii neden oluyor? Alttan soğuğu yiyor, yukarısı sıcak, artık yoğuşma mı oluyor? Ne oluyorsa sıcakla soğuk bir araya gelince aynı arabanın camı nasıl buğulanıyor, terleme yapıyor onun gibi. Buradan çocukların yatağının altı şakır şakır akıyordu bizim geçen kış. Ama bu sene öyle bir şeyle karşılaşmadık. Buranın sıcak olması tabii evi de etkiliyor. Yani apartmanı düşün. Alt katınızdaki komşu kombiyi yakıp evi ısıttı mı, üst katınızdaki komşu ısıttı mı, nasıl eviniz sıcacık oluyor? Ama atıyorum alt kat boşsa mesela, kimse yoksa orada, orası soğuksa bu sizi de etkiliyor. Aynı o mantık. Bizim de burası sıcak olunca oturduğumuz alanı da etkiliyor. Aynı zamanda zaten burada da inip çıkıyoruz, yaşıyoruz. O yüzden ısınma önemli oldu ama ısınmaya artık son noktayı koyduk gerçekten. İnşallah Allah mahcup etmesin. Bundan sonra artık kışları daha huzurla, daha mutlu bir şekilde yaşayacağız. Şimdi burayı temizleyelim. Kayınpederimiz gelmeden, kayınpederim gelmeden. Hazırlık yapalım. Hadi kızım hadi, çok ağırsın. Hadi daha hızlı, daha hızlı, seri. Misafirlerimiz var. Daha yemekler hazırlanacak, hadi. Valla daha yemek yapmam lazım. Pazardan bir sürü alacağım. Hadi hadi, ikiye bölün. Hani ben klonlanmıştım ya. Seni de klonlayalım mı? Klonla valla. Evet, şu bölge tamamdır. Oraya şimdi artık basmayacağız. Alayım mı serçe? Kurusun bir. Öyle yapalım. Şey olur sonra küflenir. Tamam. Ama iyice kuruması aslında lazım. Aslında şu karşı kapıyı bir iki dakika açsaydın hemen hızlı kururdu, yoksa zor. Ama hava çok soğuk ya. Kurur mu öyle? İşte rüzgar mı alsaydı acaba? Tamam, şey terliklerim. Ya da şu pencereyi açsaydın. Bu temiz mi acaba? Ondan da emin değilim ki. Onu da sil altını. Bir de şu boruları ne kadar açıkta kalacak bilmiyorum da onları da boyamamız lazım ha. Hangi boruları? Bunları mı? Şu yerdekileri. Şimdi masa gelecek, halı gelecek ama şurada bir parçası açıkta kalacak. Evet. Onu bir şimdi koyunca anlarız. Şu şeyin kılları her yerde. Keçi şeyinin. Evet ya, o da güzel gözüküyor da çok dökülüyor ya. Ne yapacağız onu? Koymayalım mı? Saçı gibi ya, iğrenç. Koymayalım değil mi? Beyazı mı koysak? Ne oldu? Kurtun hale bak. Ya ata var ya, geldiğin yere oşaf ediyorsun ha. Her yeri şey yapmış. Orası olurken şurayı yapalım. Oh, oh my god. Bu ne? Orası delindi ya. Ama nasıl cayır cayır yanıyor. Evet. Bazıları şey demiş, hani havlu pan ısıtmaz mı demiş ama gerçekten acayip ısıtıyor yani. Isıtıyor mu? Evet. Hatta şuraya bile etkisi oluyor. Tabii canım, olur ya, olmaz mı? Bizim banyo ısıtıyor yani. Yukarıdaki banyo ısıtmıyor mu? Aynen, ısıtıyor. Sonuçta sıcaklık yayıyor. Ya bir şu banyo çok eğreti oldu ya. Neden? Ya saçma sapan bir şey oldu yani. Fayanslar, duvar, borular. Yo, bence güzel görünüyor. Neden? Bence çok iyi yani şu an. İşte her şey dört dörtlük olmuyor. Ama küçücük bir banyo zaten. Daha ne olabilir ki burada? Çok yanlış işlem var burada. Bir şu yamukluk var işte.
Bence güzel görünüyor ya. Hadi kurumuş şey, onu bir koyalım artık. Şu kısım sadece biraz kötü. Evet, burası, o taraf kurumuş artık. Halıyı serebiliriz. Ata. Bak bak bak. Bayağı kurum oldu abi. Bunun kırık yeri var zaten, oradan tut. Hayır ama nasıl olacak? Bunun mu var? Ha, orası, orayı nasıl yapacağız? Öyle kalacak. Ya. Ya da böyle kapatacak. Şöyle. Hı? Biraz daha kırılacak. Böyle olacak. Olacak, olacak. Böyle olmaz ya. Kıvır kıvır olmaz öyle. İyice kıvır. Bak benim kıvırdığım gibi. Yapalım. Hocam olmadı ki burada. Ya böyle mi duracak? Ya öyle duracak. Başka ne olacak? Sıfır getirelim. Hani şu şeye de kapanmış olur. Tahtı. Sıfır mı getirsek? Deneyelim. Şimdi bak olmadı. Şuradan katlanalım. Kaldır iyice. Bunu koyacağız mı buraya? Evet ama burayı süpürelim dur. Şey nerede? Gene gitti ya. Sen alsana terliğini. Ya burada minder tamam iyi güzel hani bir oturak gibi de. Ama bu taşın kendi hali de çok güzel ya. Ama buraya oturamazsın ki. İşte oturmayacaksın zaten. Bir de şimdi kalorifere hiçbir şekilde basmamamız. Yani yanlışlıkla şimdi buraya otururken kalorifere basacaksın, edeceksin, ayağın değecek, uzatacaksın, ağırlık vereceksin. Allah korusun. Şöyle daha güzel değil mi ya? Siz buraya minder minder dediniz ama. Ne? He? Böyle mi daha güzel? Bence çok orijinal ya. Bakın böyle kendi hali daha güzel değil mi? Ama o zaman oturamazsın hani. Ya oturma ya, zaten yazın. Hayır belki kışın olabilir de. Yazın insan zaten bir soğuk arıyor. He? Ya bilmiyorum. Bakarız ama. Evet şunu üstüne koyalım. Bir de her yer toprak burada ya. Bu temizlenme. Yok o şimdi burada. Matkapla çalıştıkları için öyle. Yoksa o böyle olmaz burası. Ben buraya bir vernik attım ya. Evet bakın şimdi bu mindersiz hali. Şimdi minderi koyup göstereceğiz size. Bakalım. Ya görüntü olarak belki daha güzel olabilir ama kullanamazsın orayı. Yani mesela şimdi minder olduğu zaman üstünde bir oturabilirsin. Ya vallahi ne zaman oturacaksın? Bence kimse oturmaz oraya. Olur mu? Niye oturmasın? Hadi gel. Şunu şuraya taşın. Sen şunu koy da. Bu tersi yüzü böyle bir şey var mı? Bilmiyorum ki. Onu dışarıda bir şöyle bir dışarı silk yani. Birini buraya koy, birini oraya. Gerçi onun rengi de masayla güzel uyuşuyor da. Valla ben bunu beğeniyorum yani. Gayet de güzel bence, hiç de kötü değil. Sadece bunu biraz daha inceltelim, o kadar. Bakalım onu. Bir o yani. Bir de buraları hani tam belki eşitleriz. Daha gitmez bu çünkü orada şey var. Neyi var? Borular. Biraz götür ittirsen. Buraya mı gelsin? Doğru doğru bir daha. Gitmez. Dene bakayım azıcık. Gitmez. Görmüyor musun? Nereye deneyeceğim? Altında borular var. Bu gitti ama. Gel gel. Boruları nasıl ittireyim? Tamam dursun da. Çünkü boruyu neden öyle yere yaptınız yani? Nereye yapacağız başka? Hani biraz böyle yukarıda olsa olmaz mı?
Yine aynı şey. Hayır yani şeyden, şunun gibi olsaydı. Duvardan gelse. O zaman ne olur mu ya? Duvar kapanıp çirkin gözüküyor. Tamam, şunları da alalım. Şunları sen bir silkele dışarıdan. Bunlar emmiş bakın, şey olmuş. Onları artık dışarı çıkarsan... Çıkaramayız, yağmur var ya. Şimdi ne zarar verir? Şurayı alayım. Bu minderleri falan hepsi silkelemek lazım. Evet, onları sen dışarıda silkele, ben de burayı temizleyeyim o zaman. İşimizi tam yapalım yani. Yarım yamalak kalmasın. Bir daha gelinir olmuyor. Yani. Şeyi silkelesen şu postu. Bayağı bir kıllar gider ama buralara silkeleme tabii ki de yani. Bahçeye de, bahçede olmasa olmaz. Bir şey kaçtı. Gözüne bir şey kaçmış aşkım. Toz kaçtı çocuğun gözüne. Bakayım. Tamam, sakin ol. Ya of. Aç bir gözünü. Aç gözünü. Bir su çarpsan. Bakayım nasıl şu anda. Siyah lekeler mi? Hı. Bu dolabı siyah boyamıştım da yağmur başlamıştı ya. Ben de hemen hızlıca sokmuştum içine. Sana sokma demiştim hatta. Kiner çıkarmaz mı acaba? Çıkarız, bir bunu deneyelim. Bir dakika dursun. Dur kapıyı açalım da zehirleneceğiz şimdi. Evet, bakalım bu lekeleri de çıkaracak mı? Asperos sarı güç. Şimdi boya kalıntıları, ıvır zıvır lekeler var. Biraz dursun. Yoksa tinerle çıkaracağız. Yağlı camla yağlı boyanın bir ayağı. Bir dene bakalım. Sil bakalım çıkaracak mı? Neyle sileyim? Onunla sil, bir şey olmaz. Bununla? Evet. Tabii ki, hayır. Tinersiz onun. Telle belki. Tiner lazım. Şu komple silsen ya, o zaten genel temizlik her şeyi. Bu yağlı boya. Tel olsa şey... tel olsa çıkarır aslında da. Ya ben vermiştim bir tane tel hani aşağıya. Onu ben bu camı siliyorum. O kül, deneyelim. Kül içinde o, yerip mahveder. Bir şey olmaz. Şurada o zaman. Hayır, şey lazım ya. Çok zor çıkar bu. Buna şey, bu tinersiz çıkmaz. Bak biraz çıktı ama diğer belki yerlere zarar verebilir. Şu lavaboya uzat. Yok böyle, öyle değil. Bir dakika dur, öyle değil. Kaç?
koyar mı? Evet, hemen çıkıyor. Biraz daha alayım. Sen ver bunu. Evet, lekeler çıktı tinerle. Hatta sen şimdi o taraf şu tarafa geç. Annen şunları koysun bakalım. Dur şunu alayım. Bu koltuğu da havanın güzel olduğu bir gün silelim. Çünkü şimdi silersek kurumam. Arap sabunuyla. Tamam. Açarız, iyice kurur buna. Çünkü bayağı lekeli şu anda. Bunu şöyle yanaştırsaydık ama bu sefer kapıya engel olur. Bura çok boş kalır değil mi? Yani... Sanki eskiden daha şeydi, bu tarafta mıydı bu koltuk? Daha mı güzel duruyordu öyle? Bu tarafa mı yakındı? Bir evet. Tuhaflık olmuş sanki. Yani şu belki biraz sıkıştırır. Buraya mı çek? Gerçi olmuş. Burada oturunca dışarıyı izliyorsun. Evet. Buradan buraya bakın. Evet, şimdi şuraya bir sinevizyon perde. Evet. Bir projeksiyon. Öyle oturup sinema keyfi. Evet. Olmaz mı? Olur. Şimdi bizim koltuklardaki rahatlığımızca burası bana pek şey ciddi geldi. Çok, biz nasıl oturmuşuz bunda ya? Çok dar ya. Nasıl almışız bu koltuğu ya? Allah bize akıl fikir versin yani. Çok dar ya. Bazen şuurumuzu kaybediyoruz. Yok dar, dar evet, hem dar bir de nasıl beğenmişiz bunu yani. Hani böyle şey iş yani. Yaşlıların kullandığı koltuklar gibi hani böyle rahat. Ya yani aşırı rahat ve sert. Değil mi? Ya kötü değil de bize uygun değil. Evet, kötü değil canım, kötü değil ama bize uygun değil. Bir de şimdi öteki aşırı rahatmış. Bunların arasında dağlar kadar fark var. tamamlandı mı şimdi her şey? Ne koyuyoruz başka? Bir müzik şeyi lazım buraya. Müzik lazım. Müzik. Esintileri. Temiz bez var mı? Ha? Masayı bir şey. Evet, bez getirip sıyarım ben. Toz alacağım. Fıs fısla. Şuraları falan. Ama gerçi onlar silinmez herhalde ya. Onlar öyle mi? Şu masa toz içinde kaldı. Evet, onlar. Sileriz. Çalışma masasına koyalım istersen. Şey, kütüphane çalışma masası. Nereye? Sığar mı oraya? Ver bakayım bir deneyim. Silin, içirin içindesin. O da Tire Özdenler perdeden bize hediyeydi. Perdecimiz Tire'de. Böyle duruyor. Bayağı büyük, çirkin oldu ama. Tamam. Öteki tarafa koy. Yok, orada görünmüyor. Yukarı da sığmıyor. Oraya koyacağız. Buraya daha güzel olur zaten. Orada şey, buraya hani böyle bir radyo falan koyalım diye düşünmüştüm ben. Radyo şeyler var ya, eski radyolar. İçlerinde sesi mi? Temiz mi? Bir de şu peteğin sağa solunu alsana. Nereye? Peteklere. Ay, bana taktın yanlış kitabı. Onunla taktın. Seni sileceğim. Allah'tan bir daha dokuzladım. Ama o yerde çizgi taktın. Buraya böyle bir portatif, böyle açılır küçücük masalar oluyor ya. Sehpa gibi değil mi? Ama mesela katlanıp şunun arkasına saklayabileceğimiz bir şey.
Beyaz şeyi koyayım mı? Ya o işte hep ortada kalacak, ayak altında. Benim demek istediğim mesela bir şey yiyeceğimizde şu ikisini mesela oraya döndürürüz. Şuraya çıt çıt, hani böyle kamp şeyi gibi, masası gibi açacağız. Bunu döndür. Bak 4 kişi, 5 kişi burada yemek yeriz. Evet. İşin bitince katla, şunu arkasına koy. Altına. Altına ya da arkasına koy. Arkasına çok sıfır ya. Güzel yemek yenir bak burada dördüne. Evet, yenir. Ne olabilir mi? Aynen. Yok. Güzel olur. Evet, yok. Tahtadan mesela olacak. Evet. Ahşap oluyor ya. Gerekirse onu dışarı çıkaracaksın. Hmm. Şeyde, önde, bahçede de yemek için güzel olur. Şu mutfağa da raf yapacağım. Ne rafı? Tabak, çanak bir şey. Ya da yukarıdakini mi getireceğiz? Yukarıdakini getireceğiz dedik ki. Bir ölçelim de. Onu ama tabak sormaz oraya be. Benim yatağım. Çanak, tabak, çanak lazım. Ona bardak olur oraya. Ama ben de olur. O da olur. Ne bileyim işte, tuz, diyor, karabiber falan, öyle şeyler. Tabak. Bu arada petek gerçekten çok iyi bakın ya şu an. Onun ısısını direkt buraya veriyor. Vallahi bu... O soğuk yok değil mi artık? Yok ama hava da öyle aşırı soğuk değil abi. Ya hava biraz ılık ama hava soğuk olsa da ben bunu daha yoğun yakacağım için aynı şey. Aynen, çok yaşadım. Hele bir kömür attın mesela yani. Evet, bayağı bir sıcak olur. Tam oldu artık burası. Yaşanılabilir halde yani, değil mi? Evet. Ama işte sadece iki kişi yatabilir ya. Bunlar iki kişilik yani. Bu çekiliyordu değil mi? Arkası yatıyor. Ha tamam. Yani çocuklu bir aile nerede kalır? Kalamaz yani. Yani çocuklu bir aile... Ancak belki bunu birleştirirsin. Ha. Küçük bir çocuk yatar. Ya da şey mesela, yere hani yaz olursa yere bir şey atılır. Ama kış için zor. Ya da yer için. Bizim şeyimiz çalışmıyor mu? Ne? Şişme yatağımız. Buraya nereye sığacak? Arka tarafa. Gerçi bunu çekince o da oraya da şey olur. Sığmaz ki bu. Bu bayağı büyüyor çünkü. Ve şuraya kadar sığar. Emin misin? Evet. Bence sıfır olur mu? Şurada bir yatak. Evet, orası yatak zaten. Ama aşağı düşebilirsin. Bunların sırtını vereceğim buraya. He, o zaman olur. Buz gibi aslında, ne yatılır biliyor musun? Şey, yazın değil mi? Evet. Ay evet ya, bir de açacaksın pencereyi. Of! Ay burası tehlikeli olmaz değil mi? Dışarıdan şey, akrep falan. Buraya bir ilaçlama yapacağım. Bence giren olur ya, illa girer ama. İlaçlama yapacağım ben de. Sanmıyorum ya. Her yer kapalı yani. Ama yazın çok sıcaklarda burası yani. Bayağı sıcak olabilir bence. Hadi atıyorum. Aferin. Aşırı sıcaklarda kapanmaz. Yukarıdan daha sıcak olmaz burası. Emin misin? Taş yani burada. Veriyor olacak. Taş olsun, genelde sıcak olabilir. Sıcak olur illaki yani. Soğuk, serin değil. O ata, sen keyfini çıkarasın bunu o. Bahçenin komple enkaz olduğu günü hatırlıyor musun? Ay evet ya. Karşı bir duvar yıktık. Evet. Oradan aşağı çuval çuval sallıyordum. Aynen. Sen yukarıdan beni çekmiştin. Evet, hatırlıyorum. Ay o güller ne güzel açmış. Şimdi gördüm seni. Say it out loud. I feel so lucky that God gave me you. Lift up everyone around. Ay sanki 10 kilo. Çok olsun ama sakın olmaz. Tamam. Kırmızı şeyimize koyalım.
Hoş geldiniz. Ay. Hoş geldiniz. Nasılsınız baba, iyisiniz? Vallahi çok iyiyiz. Burada daha iyi olduk. İyi olmuş mu? Harika olmuş. Bir öncekinden gelişmiş değil mi? Süper olmuş. Çok güzel olmuş. Böyle evet. Otantik bir havası var. İnsanın evet. içine huzur veriyor. Sıcak mı? Çok sıcak. Güzel değil mi? Bu soğuma da çok güzel olmuş. Şömine gibi. Gizem'i biraz ısıtmak zor. Yok, o yüzden hemen petek taktırdım buraya. İzledik videolarda. Ata sen şimdi bir koşma aşkım. Çünkü kahve var. Baba, ilk taş adamızı. Öyle mi? İlk kahvemizi sen içiyorsun. Hadi. Allah baba, ziyade etsin işte. Amin. Taşadadaki ilk kalabalık halimiz. Valla babamın bak, babam çok uğurludur. Her işi rast getirir o. İnşallah ailemize bereket bol gelir. İnşallah. Herkese. İnşallah. O bu daha köpüklü. Sana köpüklü olsun. Bak, koltuğun da yani kolları iyi. Brezilyalı bir arkadaşım var da Venezuela'da tavukçulukla yapmak istiyormuş bir arkadaşı. He. Ondan sonra onunla ilgili işte proje sorup duruyor. Kaan'la konuştun. biz küçük. Sizinkisi amatör. Yani. Amatör bile değil. Hobi. 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 Bak şimdi şey yapacaksın. Kamerayı da. Ya şunu bir içelim, hatta ondan sonra. Evet, ondan sonra koş lütfen anneciğim. Lütfen rica ediyorum. Sırada dede çok özlemiş. Oğlum ne yapıyorsun ya? Otur dede ya. Ayıp oğlum ya. Hadi buradakiler yabancı değil de buradakiler yabancı. Onlar da yabancı değil artık. Onlar da bizden aile olduk artık. Ay burada ilk kahvemizi içiyoruz inanılır gibi değil mi? Ay ilk neydi burası ya? İlk ahırdan beterdi yani. Gizem. Gizem где-то работает женщина с подружкой. Она была у подружки. Он пошел в автомобиль Гизем, закрыл дверь. Да, да, да. И потом начал громко плакать и так громко. Да. Biz Arap kaldık. Şeyde siz Mevin'le bir şeyler yapıyordunuz. Ondan sonra o arada biz bununla bir görüntülü konuşma yaptık. Ha, evet. Sonra arabanın kapısını mı açıyordun? Öyle bir şeyler. Ay evet hatırladım. Sonra içeride kaldı. Ha öyle bir şeyler oldu. Evet hatırladım. Yok o şey kapı kapanınca şey olmuş. Kitli falan değil. Tabii canım kapı da içeride ha. Ama açamıyordu galiba de. Galiba oğlum evet beni aradın. Doğru beni aradın sonra ben gittim. Aha. Ondan bir iki de yok, önce. Yok önce beni aradın. He. Ben beni aradınız sanki. Olabilir çünkü telefonum Atadaydı benim galiba. Tabii. Sana ulaşam yok bunun elindeydi senin telefonun. Ha, моего телефона он звонил Кану. Ben Кану'yu aradım. Он так плакал громко. Я у меня уже думаю, боже, сердце выпрыгнуло. Да, кальбим чарпты. Ай, испугался очень. Он уже испугался. Мама, мама, я слышу, Анне. Элла, Лёка, без мамы. Араба hemen önümdeydi bende. İşte sen içeride kaldığını, yani o çocuğu görüyorum ben içeride. Tamam kime haber vereceğim? Aklıma Kaan geldi artık hani. Başka Kaan'ı aradım. Ben de Nevin'i aradım. Sen de Nevin'i aradın. Evet, evet. Sonra biz koşturma gittik. Sonra koştura geldiniz bunu çıkardınız. Ну как это служба спасения в Америке 911, знаешь, по телефону. Устань, девка. Ата, тихо. Ну так прям, я думаю, ну почему он так испугался? Ну, Маленький. Burada çiğ köfteyi ne zaman yapıyoruz baba? Bu haftaya yapalım ya. Burada yoğrulur mu? Yoğrulur tabii canım. Burada da yoğrulmaz mı? Yerde oturur. Sıra geceleri yaparız. Açarız İbo'yu arkada. Şimdi bu şeyi açtık ya. Bluz. Orada da şey açarız. Urfalıyam. Ezelden Urfalıyam. Но булгур ты уже купил. Булгур сатын алдык. Да, так что. Öyle mi? Скоро сатын алдыңыз бе де? Чувалла. Hayır canım, ya bir paket oldu ya.
Ya o kadar daha dükkan açacak hale gelmedi ki. Daha şirket olamamış. Altında da anlamıyorum. Ben de ne? Kendimiz için yapıyoruz şimdi. Hani bu şimdi çok pahalı yani. Ucuza gelir mi acaba öyle? Çok alınca diye. Yok. Malzeme burada yani işte ince bulgur lazım. Tamam. Salça, tamam. Biber salçası, domates salçası. Ondan sonra işte baharatlar var. Tamam. Ondan sonra soğan, sarımsak. Tamam. Onları, sarımsak var, bol var. Evde. Zeytin yağı. Zeytinyağı, bir de nar ekşisi. Tamam, zeytin. Nar ekşisi yalnız şey Kemal Kükrer'in olacak yani. Ha. Diğer onlar. Benim ev yapım olmaz mı? Çorna, çorna как приправа. Onlar için isot. Isot oldu. Isot lazım. Tamam. Geliriz onları canım. Alırız ya onları marketten. Sen söylersin. Markette bazıları bulunmayabilir. Baharatçılar. İyi nar. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Kemal Kükrer'in burada. Nerede o Kemal? Ben getiririm onları ya. Tamam, zeytinyağı falan var zaten. Zeytinyağı var zaten burası. Aynen. Ne zaman dediniz? İşte haftaya yapabiliriz. Evet, yapabiliriz. Tamam. Çiğ köfte. Olursa. Yere artık böyle. Taş odada çiğ köfte partisi. Evet, taş odada çiğ köfte partisi veririz. Masayı buraya mı çekeceğiz? Masa yemek için. Nerede yiyeceğiz? Ya şuraya bir şey yapalım. Ha, öyle de yiyelim. Boşta mı hale geçeceğiz? Sen şuradan şuraya tahta koyarız. Zaten buraya bir şey almamız lazım ya. Evet, bir şey almamız lazım. Sehpa şey yok mu ya bu fiskos şeylerinden? Yok öyle böyle bir şey. Böyle fiskos diyorum ya. Anladım. Ne deniyor onlara ya? İç içe giren. Fiskos masası işte. Yok yok, fiskos ayrı ya. O iç içe giren sehpalar var ya. Sehpalara ne deniyor? Bunun bir ismi var da aklıma gelmedi. Onlardan yok mu? Biz ben onlardan matruşka sehpası. Yok evet yok. Onlardan verdim mi bir sürü şeyde evde vardı. Evet var. Ben anladım. Dedemlerde. Keşke bak buraya evet. Olurmuş. O tahtalar vardı üstünde. Tahtalar. Nerede onlar ya? Valla onlar Ceren geldi. Bunları ne yapacaksın ya dedi. Onları da kapının önüne koyduk. Biri aldı gitti herhalde. Aa. Evet. Ay onlar çok güzeldi ya. Üç içe geçen. Ben de onu diyorum işte. Hey Rabbim. Tam buraya tahtayı bak. Şunun da aynı renk bir de tahtasını. Tam buraya göreymiş aslında. Ay zaten eğer babaannemin koltuklarını burası olsaydı o koltukları kesinlikle alırdım yani. Buraya getirdim. Nasıl güzeldi o koltuklar böyle. İşte babaannemin şeyleri gibi aynı böyle renkleri. Alt kısımları tahta. Böyle kolları tahta. Tepesi şöyle tahta. Ben şimdi buraya eski sandıklar oluyor ya, anneanne babaanne sandığı, böyle ahşaptan motifli falan, ondan taktım kafaya. Ama öyle birinde varsa... Ahşap şey sandık yani. Ama tarihi bir sandık olacak. Köylülerin kullanmadığı vardır belki, biraz araştıralım böyle köyde. İnternette buldum da biraz İnternetten pahalı. İnternetten almaya gerek yok ki, burada vardır illaki birinde vermek isteyen biri, değil mi yani? Mesela şuraya köyde falan koyacaksın. İçine de havlu. Evet, şu hani köşeye burada, belki. Ya havlu, buraya lazım olacak adam, evet. Bunu da sen yaptın değil mi Kaan? Kitaplığı. Tabii onu da ben yaptım. Evet. Onunla uğraştığını hatırlıyorum ya. Bayağı bir. Odunluğu da başlangıcına bayağı bakıyorum ben. Tamam mı? Ondan sonra sıkılıyorum ya. Bu çocuk Allah kolaylık versin. Ondan sonra kapatıyorum videoyu. İlerliyorum. Sen de benim gibisin aynı. Ben de şey öyle... Son bittikten sonrası şeyine bakıyorum. Tamam bitirmiş. Dekorasyon ben de sevmiyorum. Neler çekti. Bayağı bir... Evet çok evet ya, acıyorum artık yani. Ay üzülüyorum yani. Ama zevk alın. Evet işte seviyor mesela. Ben şimdi sevmediğim için... Şeyi falan yapmaz. Yok evet, yapılmaz yani. Evet yapılmaz. Gerçekten yapılmaz. Mesela şuna baksana ne kadar güzel yaptı. Şunun tahtaları falan, demirleri. Bir de bunları kullanılmış şu şeyler. Şu adam açmıyor. 10 dedi adı. Продукты домашние. Evet baba, ayaklandınız, gidiyorsunuz herhalde. Evet gidiyoruz artık. Yolcu yolunda gerek. Tamam. Sonra artık bir dahaki sefere şeye geleceğiz. Çiğ köfte partisine. Partisi. Tamam. Biz video arkasında bir de konuşma yaptık. İnşallah bir hafta içi İzmir'de Kemeraltı'na
Antikacılar şey, gezeceğiz. Şeyi gezeceğiz. Kızlar Ağası Hanı'na gideceğiz. Gezeceğiz. Bir de zamanımız da olursa bir de Latife Hanım Köşkü'ne gideceğiz. Tamam. Sizle bir gezi turu yapalım İzmir'de. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık baba. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi siz de kendinize iyi bakın. Otur. Ay şeyin tarifini çok sormuşlar zaten, balık tarifini. Nerede balık? Çok merak ediyorlar. Balık. Neyin balık tarifi. Yaptı yani. Deden aldı da yaptı. Neydi onun adı? Balık neydi? Balığın adı neydi? Hani soğuk balık yedik riba, ya. Riba. Ha ha. Не, мы купим рыбу, я сделаю солёную. Солёная рыба, да. Сделаю. Hadi üşüdü bu. Сделаем суши. Hadi. Ой, самон. Тузло. Бай-бай. Hadi. Gittim eve vardım diye. Hadi yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş gidelim. Kaygan yerler. Kaygan yerler. Tamam vereceğiz. Veririz. Tamam ver onları. Şuna verelim, ver onları. Zayıf canım. Hadi çöz kapılarını. İlk defa dedim. Oo bak çiçekleri nasıl açtı görüyor musun? Ne kadar güzel oldu bak. Baba. Efendim. İlk defa dedim bu. Değil mi, çözdün? Öğrendin İlk oğlum artık. Sen koca adam oldun ya. Ata evet. Geçen nasıl çapa yaptın ya sen, ağaç evet. Çiçek diktin değil mi, ağaç diktin, onu bana ver. Ah, kenara çek, üstüne uçmasınlar. Peki. Bak açıyorum. Heh. Dur atlama üstümü kirletme. Dur şimdi zamanı değil. Tamam. Tamam tamam. Git ataya git. Ataya git. Koy. Ataya git. Tamam. Oğlum git. Tamam git. Tamam git. Tamam git. Ver ona. Gel gel. Gel bakalım, gel 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 gel. Aferin sana. Baba niye bu fazla doymuşum? Evet. Bence yemedin. Yer yer. Evet, acıkmıştır o. At. Kandırdın oğlum ya. Şimdi çaktırmadan al. Eline dikkat et, tamam mı? Bek dışarı. Bak o şimdi bıraktan bırakacak. Şimdi çaktırmadan al. Şişt şıra. Bırak onu bakayım. Bak şimdi ben gidiyorum, tamam mı? Gel. Sen al onu. Tamam. Tamam. Şira. Bak top orada. Bak top kim, nerede top? Top nerede top? Atada top, atada. Ataya bak, ataya. Bak ata orada. Sen çağır onu, ata. Al de. Gel de, gel de.